Edin Dzeko'nun yerine yani iyi bir 9 numara almak istiyor Fenerbahçe. İki adayın da bu yönde arayışları var. Ama burada tabii ki de şey, yani Aziz Yıldırım tarafında Mourinho'nun vereceği ve önereceği isimler aslında bir yerde şekillendirecek. Ali Koç'un ise iyi bir 9 numara arayışında olduğunu da biliyoruz. Edin Dzeko kabul eder mi? Oyuncuya ilgi var. Arap Yarımadası'ndan da ilgi varmış ona. Ya, ayrılık ihtimali şu an birazcık daha güçlü gibi. Yani şimdi Edin bak Dzeko'nun. şu ayı düşündüğümüzde yani ben bu arada önümüzdeki yıl Ya Umut Fenerbahçe'nin Nayır da hani var Fenerbahçe'de. evet tabii bir de Umut var. Umut geri dönecek. Yani Umut yine bence rol oyuncusu olarak kalacaktır diye düşünüyorum ya da kalır mı İlgi bilmiyorum. varmış başka takımlarda. Yani Var Pendik Fenerbahçe Spor'da da giden, fena bir yani gelen performans Fenerbahçe göstermedi. gelenlerden çok gidenlerde aslında hareketli bir dönem yaşayacak bu sene. Çünkü yabancıyı azaltması lazım. Yerlilerini ona göre ayarlaması gerekiyor. Sözleşmesi biten oyuncular da var. Ya bunlar da mesela Çağlar için girişim olacak Atletico Madrid'de. Fenerbahçe Çağlar'ın bonservisini almak istiyor. Yalnız birazcık tabii fiyatın düşmesi lazım. Mert Hakan Yandaş'la Ali Koç kalırsa sözleşme uzatacak. Serdar Dursun için bir inisiyatif olacağını şu an için düşünmüyorum. King gidiyor. Zaten veda etti. Ayrıldı. Bonucci futbolu bıraktı ve Batshuayi kalıyor orada. Batshuayi de iki aday seçilse seçilsin. Batshuayi önümüzdeki sezon. Tabii astronomik bir, yani bir yıl opsiyonu var. Batshuayi ile Fenerbahçe yeni sözleşme yapmak istiyor. O yüzden görüşmeler daha Yani ben de başlayamıyor bile. Yani şöyle başkanlık düşündüm. seçimi olduğu için. Tamamen hani bilgi dışı bir tahmin gibi yani. Şimdi Batshuayi 30 yaşında bir oyuncu. Fenerbahçe ile bir sezon daha geçirdiği takdirde ki bence hangi başkan gelirse gelsin Fenerbahçe'de göreve çok önemli bir yıldız hücum noktasına koyacak diye düşünüyorum. Bu anlamda Batshuayi kalırsa yine bu sezonki rol gibi rolü o şekilde olacak. Belki daha da kısıtlı olacak Bilmem, belki de bilemiyorum. 4-4-2 oynayacak gelen Ha tabii teklifler onu göre. bilemeyiz ama yani futbolda tabii çift santrafor oynatan teknik adam sayısı bayağı Evet, bayağı da bir azaldı. azaldı. Ama eğer ilk 11'de oynamayacak bir Batshuayi olursa yani oyuncu da tabii bunları kafasında mutlaka bir teraziye koyuyordur. Şimdi 30 yaşında sözleşme almak için hala ideal bir yaşta. Yani Arap Yarımadası'ndan özellikle diyorum eğer bir teklif olursa Batshuayi gibi bir oyuncu mutlaka olacaktır böyle teklifler. Hani oyuncu ayrılığı düşünür mü? Yani bu sezonki Edin Dzeko Batshuayi ikilisi gibi bir rol Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl yapması çok kolay gelmiyor Bu bana. senenin başında da bu soru işaretiydi. Batshuayi hatta İkna edildi. ilk bir ay böyle bir, tabii ki de normal olarak her futbolcu gibi bu durumu kafasına takabilir ama bunu o kadar büyüttü ki Fenerbahçe taraftarı Batshuayi'ye böyle nasıl kabul etmezsin gibi takabilir kafasına, oynama isteği ama rolünüz çok güzel kabullendi ve dakika başına baktığın zaman ligin en iyisi. Yani dakika gol oranında ligin en iyisi Batshuayi. Oynadığı her maçta Ya etki kesinlikle yarattı yani yani. yaklaşık 50 dakikada bir tam olarak bakmak Hele lazım. Avrupa'da. Gol atan bir Hani şöyle oyuncudan söyleyeyim yani bahsediyoruz. NBA'de yılın 6. adamı oylaması varsa futbolda da 12. adamı oylaması Kesinlikle. olsa bu sezon Süper Lig'de Bak Batshuayi ben sana seçilir diye söyleyeyim, düşünüyorum Beşiktaş yani. Batshuayi elinden kaçırdıktan sonra ben Ahmet Başkan'la oradan bir Toplar daha hızlı ara direkten şeyde dönmeye dedi başladı ki abi. şimdi gelsin hemen şey yapayım dedi. Hemen alırız dedi, hemen. Beşiktaş taraftarı o dönem biliyorsun yani top direkten Batshuayi vuruyor Her direkten şey dönüyor biraz siniri Batshuayi'ye bozulmuştu. çıkıyordu. Yani Ki 15 tamam golü vardı abi vardı onun. vardı 15 15 golü golü vardı vardı. yani Tabii. ve iyi de oynuyordu. İyi de oynuyordu. Tamam, şanssızlıklar yaşadı. Çok saçma sapan goller kaçıldı. İki penaltı kaçırdı diye adama çok Ama üstüne yeni bir 9 geldiler. numarası olacak Fenerbahçe'nin. Benzema mı olacak o 9 numara? Ya, tabii o haberi çok da sevdiğimiz arkadaşımız Ahmet Selim Kul yaptı. Benzema %100 heyecan uyandıracak bir isim. Yani gelirse Arabistan'daki maliyetini konuşuyordu insanlar. Türkiye'de tabii ki de o maliyete gelmeyecek. Benzema bilmiyorum yani hangi takım için heyecan uyandırmaz ki? Yani bir de yaş olarak da Benzema Edin Dzeko'dan Benzema çok daha demeyelim ama aşağıda yani. 37 diye hatırlıyorum ben mi yanlış hatırlıyorum? 87 doğumlu diye biliyorum ben ama. Dzeko sanki daha yaşlı. Olabilir. Aynen. 36. 36 yaşında. Aynı yaşlılar. 87 doğumlu da 19 Aralık. 36. 88 Çok da bir fark yokmuş aslında Yok. aralarında. Yok yok. Biri gidecek, biri gelecek. Yani Edin Dzeko da bu sezon kötü bir performans sergilemedi. Ama Fenerbahçe oraya bir hamle yapacak. Şimdi kim gelirse gelsin her zaman santrafor transferi heyecan yaratır. O yüzden yenilik olması adına yapacaklar zaten. Yoksa mesela ben olsam
Dzeko'yu da tutarım, Batshuayi'yi de tutarım. Ya Fenerbahçe yani, zaten 4... Fenerbahçe'nin öyle bir eksiği yok 4, yani santrafor konusunda. Stoper. Dzeko Süper Lig'se en fazla fırsat harcayan oyuncu bu sezonda. Şu an olur ya, olabilir zaten. O ayrı bir şey ama... Stoper, Fred'in yanına orta saha, sol kanatta Tadic'e alternatif ve forvete bir takviye. Yani Fenerbahçe'nin aslında transfer yapacağı mevkiler aşağı yukarı belli. Fred'in yanına orta saha diyorsan o zaman şöyle sorayım soruyu. İsmail mi ayrılacak, Kurnuç mu? Yani oraya bir alternatif Fenerbahçe alacak. Yani İsmail şu an ilgi vardı İsmail'e. Teklif boyutuna ulaşmadı. İlgi var önemli takımlardan da. Euro 2024 diye bir performans gösterir. Bu teklife de dönüşebilir, ayrılabilir. Dinamik bir süreç, sen de çok iyi biliyorsun. Sen de İsmail'le ilgili bilgiler de vardı Erdem. Ya belki merak eden taraftarlar vardır. Konuşuruz diye bekledik ama söyleyeyim onu da tabii. Yok, söyleyebilirsin. Yani Sırbistan'da gördüğü tedaviyle ilgili. İsmail talihsiz bir sakatlık geçirmişti, hatırlarsınız. Sırbistan'a gitti ardından. Hı-hı. Sırbistan'da tedavi oldu. Döndü, düz koşulara Fenerbahçe ile başladı. Milli takım geniş kadroya alındı. İsmail orada Sırbistan'da Sırp doktorun verdiği programı harfiyen uyguluyor. Yani birebir. Günde 8-9 saatte böyle kendini de vererek çalışıyormuş. Ekstra güçlendirme çalışmalarıyla kendini Euro 2024'de hazırlıyor. Şu anda gayet iyi durumda. Günden güne üzerine koyarak gidiyor. Güçleniyor en azından. Umarım kadroda olur çünkü çok iyi bir sezon geçirdi. Her şeyin üzerinde tabii Fenerbahçe'de diğer oyuncular da iyi sezon geçirdi. Ama İsmail milli takım adına Almanya'da olmayı hak edecek bir sezon geçirdi. Onun için de Sırp doktorun verdiği programı harfi harfine uygulayıp günde 8-9 saat çalışarak kendini Almanya'ya hazırlıyor. Peki, bu bölümü bu şekilde tamamlayalım. Diğer saat diliminde değerli izleyenler, Fenerbahçe'deki iki başkan adayının kongre için verdiği vaatlerle başlayacağız ki yine konuşacak çok fazla şeyimiz olacak. Kısa bir ara, spor merkezine saat başında yeniden karşınızdayız.